Ara ara. Tam 13.08'de yaptı o konuşmayı. Alo. Merhaba. Ben nereyi aradım? Güzellik merkezi değil mi orası? Neresi orası? Gerçekten mi? Ne estetik? Ha. Evet, şimdi ben bir cilt bakımı yaptırmak istiyorum. Evet, sizin adresiniz var mı? Var tabii. Ne peki? Evet. Adım? Adım yok benim, yanlış numara. Dalga geçtim sizle. Evet. Lütfen soyunup bornozumuzu giyelim. Bence buna hiç gerek yok. Nasıl? Merhaba. Birkaç soru sorabilir miyiz? Cilt bakımı hakkında mı? Hayır. Avrupa Yakası dergisini duymuşsunuzdur, değil mi? Duymuştum. Hı, tabii duymuşsunuzdur. Peki, editörünü tanıyor musunuz? Hayır. Fatoş Hanım'ı? Hayır. Tanımıyorum. 1.65 civarında beyaz kadın, saç rengi siyah, genellikle yapmasıyla tanınır. Bakın, öyle birini tanımıyorum. Bakım yaptırmayacaksanız lütfen gider misiniz? Hiç de o kadar kolay değil. Bu bilgiyi bizden saklayamazsınız. Aa, yaprak. Dostumuza kötü davranmayalım bence. Biraz hafızasını yoklarsa Fatoş'u hatırlayacaktır. Fazilet Hanım, siyah saçlı diyorum. Ve 40 yaşında olmasına rağmen ne hikmetse 30'larında gösteriyor. Öyle bir müşterim yok. Ya! Yalan söylemek federal bir suçtur. Federal bir suç mu? Bırak salaklaşma ya. Fazilet Hanım, belki bu fotoğraf hafızanızı tazeleyecektir. Bu kadını daha önce buralarda gördünüz mü? Hayır, görmedim. Bir daha bakın. Hayır, görmedim diyorum. Tekrar bakın. Hayır, görmedim diyorum. Bu kadın buraya gelip bir şeyler yaptırıp gençleşiyor ve siz bu bilgiyi bizden saklıyorsunuz. Şimdi soruyorum size. Bu kadın ne yaptırıyor ha? Ne yaptırıyor diyorum. Tamam, tamam yeter. Lütfen gidin yoksa güvenlik çağıracağım. Aa, Fazilet Hanım. Sakin olun. Bakın. Bakın. Biz Fatoş'un dostuyuz, ona zarar vermeyeceğiz. Sadece biraz bilgi almak istiyoruz. Eğer bize anlatmak istediğiniz bir şey olursa veya hatırladığınız bir şey, beni arayın. 24 saat telefonum açık. Alo. Ha, alo. Fatoş Hanım. Tahmin ettiğiniz gibi geldiler. Tabii ki hiçbir şey söylemedim. Yalnız bu işin ucunu bırakacaklarını zannetmiyorum. Bu aralar o kadar zor günler geçiriyorum ki. Dün gece çok az uyudum. Şu yüzümün haline bak. Merak etme, şimdi toplarız. Şimdi en son 3 gün önce yaptık değil mi? Evet. Ay, çok sağ ol şekerim. Fazilet, bak bu karışımı kimseye söylemiyorsun değil mi? Aa, söyler miyim hiç? Sadece özel müşterilerime. Aa, aa. Ha, merhaba Fazilet Hanım, yine karşılaştık. Ay kızlar, siz ne arıyorsunuz burada? Ne oldu, suçüstü mü? Hani Fatoş'u tanımıyordunuz? Tanımıyorum. Siz kimsiniz? Ay merhaba, ben Fatoş. Aa, merhaba. Sonuna kadar inkar ha? Bakın kötü bir niyetimiz yok. Sadece formülü istiyoruz. Fatoş'un yüzüne ne yapıyorsunuz?
Hiçbir şey. Fazilet Hanım bakın, eninde sonunda öğreneceğiz. Güzellikle söyleyin, acı çekmeyin. Kızlar siz delirdiniz mi ya? Delirmedik, biz de güzelleşmek istiyoruz. Aa! Ne yapıyorsunuz? Bırakın Fazilet'i! Bırakın bu nesibi ve kar! Bırakın Fazilet'i, söyleme Fazilet, söyleme! Tamam, söyleyeceğim. Ama yaptırdıktan sonra 6 saat yüzünüze hiçbir şeyin değmemesi, cildinize hiç darbe almamanız gerekiyor. Yoksa çok ciddi kırmızı lekeler olabilir. Peki o zaman ben bir randevu alabilir miyim? Tabii. Ne zamana? Valla böyle akşamüstü saatleri olursa çok iyi olur. Aa, şu anda hemen yaptırabilir miyim mesela? Müsait misiniz? Ayarlarız. Siz yabancımız değilsiniz. Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ama yaptırdıktan sonra 6 saat hiç dokunulmayacak, darbe almayacak. Ay Fatoş, Tanrı verdiğine ne oluyor? Anlatsana. Sonra şekerim, bu gece ilk defa evine gideceğiz. Bence bu bizim son şansımız. Görüyoruz. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa yakası.